Merhaba arkadaşlar, yeni sezona hoş geldiniz. Videolara neden böyle gerizekalı gibi başlıyorlar hala anlayamadım. Hocam nasılsınız? Yeterince bomba gibiyim, her bomba zaman bir giriş yapabildim mi ben de? Yine sana çok yakışmadı ama. Yakışmıyor değil mi? Evet. Bu aralar, geçenlerde daha doğrusu elime bir kitap geçti. İsmi Tüm Hastalıkların Zihinsel Nedenleri. Yazarı Louis Hay. Kitabın özetle söylediği şey şu: vücudumuzda ortaya çıkan acılar, ağrılar ruh sağlığımızla ilgilidir. Psikosomatik. Ruhun bedendeki karşılığı, iz düşümü gibi bir şey galiba. Evet, ruhun fiziksel acı vermesi anlamında galiba tıp aleminde kullanılıyor. Yani normalde bir şeyin yok, bir hastalığın yok, fizyolojik bir hastalığın yok ama varmış gibi oluyor. Çünkü galiba her organın bağlı olduğu bir duyu noktası var. Öyle şeyler varmış. Söylüyorlar, evet. Bilemiyoruz, biliyorsun ben doktorlardan pek az etmem. İşte bu tepkilerle vücut sana artık dur diyormuş bir noktada, bunun göstergesiymiş. Ama tabii burada herhalde doğuştan sahip olan hastalıklar ya da mikrop virüsle alakalı hastalıklar kastedilmiyor diye tahmin ediyorum. Benim anladığım sadece psikolojik. Yani aslında bir şeyi çözemedikleri zaman öyle derler. Yani kitap bir safsata mı bilmiyorum. Çevirisi de çok iyi değildi bence. Ama hani çürütmek isterseniz birkaç tane örnek paylaşmak istiyorum kitaptan. Tabii, lütfen. Mesela diyor ki migren diyor mükemmeli kusursuzu arayan insanlarda oluyormuş. Olabilir. Düşünüyorum şimdi hayatımda migreni olan insanları. Baş dönmesi kararsız dağınık düşüncelerin bir sonucuymuş. Bu biraz zorlama geldi ama neden olmasın tabii. Bu ilginç geldi bana. Diyor ki dizlerimizdeki acı yaşadığımız ve kabul etmekte zorlandığımız olayları temsil eder. Çünkü dizler sadece geri giden eklemlerdir. Dolayısıyla iyileşme süreci psikolojik iyileşme süreciyle paralel gider. Yani artık böyle ardında bırakması, unutması gereken şeyi sürdüren, hatırlayan bir insan diz ağrısı mı çekiyor? Bu anladığım kadarıyla film okumaları gibi bir şey. Değil mi? Bir ilginç bir bağlantı. Oku oku ipe diz adlı. Bilemiyorum şimdi abi, tıp doktorları kızar onun için, hani bilemiyorum ama bana pek gelmedi, güvenilir gelmedi. Yani hikayesel açıdan güzel, tatmin edici ama. Evet, film okumaları gibi diyorum yani. Onlar da mı böyle? Ama yani diz ağrısı çeken bir insana bunu söylediğinde ne der onu çok bilemiyorum. Ben şüphelerdim. Bu da ilginç. İktidarsızlık, eski eş ya da sevgiliye duyulan öfke, suçluluk duygusu ya da annenin aşırı otoriter, katı ve sevgisiz olması sonuç. Nefesim yetmiyor. Ama hastalık hastası diye bir şey var biliyorsun. Var öyle insanlar gerçekten. Ya olabilir, bazı hastalıklar psikolojik olabilir herhalde. Bunu tabii Alper Bey'e sormak lazım aslında ama. Kesinlikle. Bunu sevdim. Omurga ve sırt ağrılarıyla alakalı. Bende hep vardır. Bakalım ne çıkacak. Diyor ki her şeyi kontrol etmek istediğimiz zaman omurgamızı sıkarız. Bu yüzden sırtımız ağrır. Sırt ağrıları her şeyi kendimiz yapmak zorunda olduğumuz, desteklenmediğimizi düşündüğümüz zaman. Lan %100 tuttu yalnız, farkında mısın? Öyle mi? Bu adamın adını ben haber, bu adam. Yazar Louis Hay. Burada bir tutturdu gibi. Bayağı tutturdu. Karın ağrısı, heyecan, sabırsızlık ya da çevreden kaynaklı rahatsızlık. Gülse'de vardır bu kafadan. Gülse'de var mı? Ben... Onu demek için mi? Bu son örnek, boğaz ağrısı. Tahmininiz var mı mesela, boğaz ağrısı neyle? Konuşmakla ilgili bir sorun olabilir. Konuşmak istememek, öyle mi? Evet, insanın kendini ifade edememesi, sesini duyuramaması, bastırılmış duygular. Ya ilkokulda öyle çocuklar vardı, bademcikleri şişen. Siz onlardan evet, mıydınız? Benim şişerdi tabii. Ama ben soğuk su içiyordum. Uyuz olurdum ben o çocuklara ya. Niye bu çocukların hep bademcikleri şişiyor diye düşünürdüm. Biz şimdi kitabı hak verdik mi yani, onaylıyor mu? Ben ama şeye inanıyorum ya, bu arada kızacaklar bana ama. Sürekli hasta olan biri illa bir psikolojik rahatsızlığı olma ihtimalini çok yüksek görüyorum diyerek son anda topu çevireyim. Yani sürekli hasta olmak normal görünmüyor. Özel bir şeyin yoksa. Hipokondriyak. Hipokondriyak deniyor. Hipokondriyak hastalık hastası. Sürekli kendini dinliyorsun. Ah kalbim mi attı, dur işte bağırsaklarım bilmem ne. Kendini dinledikçe bulursun ya bir de. Reiki böyle bir şey mi peki acaba? Hani... Yok, reiki. O ne? Elle o... düzeltiyorsun gibi. Elle mi? Yani el ve enerji vererek. Mesela sırt ağrıları var, dokunuyorum geçiyor. Geçiyor mu safsata mı öyle, bilmiyorum, hakikaten bilmiyorum. Geçtiğini iddia ediyorlar. Her şey safsatadır ya bir nokta. Kendin de yapabiliyorsun. Ya aslında mesela kedi hasta olur, öbür kedi gelir ona sarılır ya, veya ne bileyim karnın ağrıdığında elini karnına götürürsün. Kendine dokunma isteğine herifler bakıyorlar buna, ulan diyorlar buradan bir fikir çıkar mı? Kendine pozitif enerji verme falan gibi bir şey. Bu arada şaka bir yana, hep doktorlar biliyorsun bir noktada çözemeyince buna gelirler. Yani mesela benim üniversite döneminde mide sorunlarım vardı. Endoskopi yaptılar, kolonoskopi yaptılar falan filan. Hiçbir şey çıkmıyor. Stres. Yani şey derler ya, stres vardır falan. Bir de hani hayatınızda stres var mı diye bir soruları var. Çok severler. Olmaz. Hayatınızda stres var mı? Yok efendim, nereden olacak öyle? Deliymişiz biz değil mi? Stressiz yaşıyoruz. Öyle bir şey. Stres mi? O da ne? İlginç bir sezon bizi bekliyor. Geçen sezon bazılarının eleştirdiği, kiminin de çok sevdiği anlatı biçimine vites arttırarak devam edeceğim. Edeceğim çünkü absürdü seviyorum. Absürt bence hayatı en iyi tanımlayan düşünce biçimi. Bu yüzden Nietzsche'yi Hülya Avşar'la kıyaslayarak ya da Stoa felsefesini mesela İbo Şov'la benzerlik kurarak anlatıyordum.
Sonraki bölümde bir temel fıkrası üstünden Lacan'ı ve Tarkovski'yi anlatacağım mesela. Ama ironiye aşina değilseniz kapatın gitsin bu videoyu. Beni de kendinizi de boşunuza yormayın. Bu bölümde ise Dada'nın, Dadaistlerin edebiyat ve felsefedeki iz düşümlerine bakalım istiyorum. Ama önce Dada nedir, nasıl bir şeydir onu iyice anlamamız lazım. Neredeyiz? 1916 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın ortasındayız. Bu sırada mantık ve sağduyu devre dışı kalmış. Savaşta 17 milyon kişi ölmüş ve bir o kadarı da yaralanmış. İnsanlar sürekli yeni mezarlar kazıyor. Her yer harabeye dönmüş bir halde. Yani şayet vardıysa bu hayatın ufacık bir anlamı, o da parça pinçik olmuş bir halde. İşte bunalımın ve kaosun hüküm sürdüğü böyle bir dönemde bir grup manyak Zürih'te bir kabarede, kabare Voltaire'de bir araya gelip gitmeye başlıyor. Ortak noktaları öfke, tiksinti ve şok edici bir akım arayış. Modernizm ne yapıyordu? Akılcılığı ve aydınlanmayı öneriyordu. Peki insanlar ne yapıyordu? Birbirini öldürüyordu. Da Vinci Mona Lisa'yı çizmişti. Tolstoy kitaplar yazıyordu. Peki insanlar ne yapıyordu? Birbirini öldürüyordu. O halde Dadacılara göre toplumun yüksek sanat olarak benimsediği sanat da sanatçılar da bir halta yaramıyordu. Ya da şöyle ifade edeyim, yaşam denilen şeyi ifade etmekte yetersiz kalıyordu. Hele ki böyle pahalı bir müze duvarında falan sergileniyorlarsa. Derken şu bir grup manyak bir 8 Şubat günü kabarede tekrar toplandıkları bir gün rastgele bir sözlük açıyorlar. Sözlükte ilk olarak Dada sözcüğüne denk geliyorlar. Tamam diyorlar. Akımımızın ismi bu. Fransızca'da Dada tahta at anlamına geliyor. Yani hiçbir şey ifade etmiyor. Aynı hayat gibi, üstünde yaşadığımız dünya gibi. Sloganları ise sanat öldü oluyor. Büyük ihtimalle bazılarınıza tanıdık gelmiştir. Nietzsche'ye de geleceğiz ama önce bu akımın ne olduğunu iyice anlamamız lazım. Zürih'te başlayan Dada akımı kısa sürede Berlin'e, New York'a, Paris'e kadar yayılıyor. Yalnız dikkat, Dada bir sanat akımından çok böyle nihilist bir anti-sanat akımı gibi. Çünkü amaç sanat üretiminden çok daha çok böyle zihinsel bir ruh hali oluşturmak gibi. Bu yüzden mesela birçok Dadaist sergi yapacak olursa sergi sonunda sergiledikleri her şeyi imha ediyordu, yok ediyordu. Peki bu Dadacılar tam olarak ne yapıyordu, ne işe yarıyordu? Marcel Duchamp mesela bir ikon, bir put haline gelmiş Mona Lisa tablosunu yeniden yorumlar. Mona Lisa'ya bıyık ve sakal ekleyerek. Aynı şu eskiden bulmacalarda karşımıza çıkan ünlülere yaptığımız gibi. Bu ufacık birkaç çizgi epey yaygara koparır o zaman. Amaç da biraz budur zaten. İnsanları putun yıkımına şahit ederek putlaştırılanı görünür kılmak. Baktığınızda hala geleneksel sanatta bir otoritedir. Ve otoriteden, hiyerarşiden nefret eden Dadaistler yapı bozumla bu otoriteye saldırıyordu. Duchamp şöyle soruyordu. Bizim sanat algımız objenin kendisinden mi yoksa sergilendiği mekandan mı kaynaklanıyor? Bununla ilgili bir deney de vardı. Bir gün adamın biri Washington'daki bir metro istasyonunda bir anda keman çalmaya başlıyor. Kamera kayıtlarına göre 45 dakikada 6 farklı Bach bestesi çalıyor. Bu sırada 1100 kişi önünden geçiyor. 20 kişiden toplamda 32 dolar topluyor. Onu tüm bu süreç içinde oturup dinleyen kişi sayısı ise 6. Sonra adam 3 milyon dolarlık kemanıyla sessizce kalkıp gidiyor oradan. Adam Joshua Bell isminde aslında çok ünlü bir müzisyen. Yani dünyaca ünlü bir adam ama onu metroda kimse tanımıyor. Halbuki daha 2 gün önce verdiği giriş biletinin 100 dolar olduğu konseri full çekmiş. Bu durumda soruyu tekrar soralım. Bizim sanat algımız objenin kendisinden mi yoksa sergilendiği mekandan mı kaynaklanıyor? Bu Mona Lisa'ya çizilen bıyık ve sakal gibi eklentiler birçok yapı bozumcu felsefeciye ilham verir. Heidegger mesela metinlerinde varlık sözcüğünün üstünü çizer. Varlık sözcüğünün üstünü çizmek. Yazar burada ne demek ister? Varlık sözcüğü gereklidir. Bu yüzden metinden çıkartılmaz. Ancak ifade etmekte yetersiz olduğundan üstü çizilir. Bu sayede bize geçen bilgi kavramın hala sorgulanmakta olduğudur. Dadaistleri biraz da kendi ağızlarından dinleyip 1918 yılında duyurdukları manifestolarının bir kısmına bakalım. Dada, biçimsel düşünce laboratuvarlarından bıktık. Kafiyelerde para şıngırtısı duyuluyor. Burjuvalara dal kavukluk etmek için mi yapılır sanat? Burada haykırmaya hakkımız var çünkü biz ürpermeleri ve uyanışı yaşadık. Kahrolsun Dada! Kanıyoruz ve susuzluğu yakıyoruz. Düzen eşittir düzensizlik. Ben eşittir ben olmayan. Sonsuzluk ölçeğine vurulunca her eylem boşunadır. Derhal Dadacı seks merkezleri kurularak tüm cinsel ilişkiler yeniden düzenlenmeli. Kahrolsun Dada, yaşasın Dada. Şimdi gelelim Dada'ya ilham olmuş yazarlara.
Dada'dan önce yıllarca hapse tıkıldığında hücresindeki duvarlara kanıyla ve dışkısıyla ve spermiyle yazan Marquis de Sade Dada'dan bağımsız düşünülebilir mi? Şahsen en sevdiğim şair Arthur Rimbaud'un bundan 150 sene önce dönemin en meşhur, en sevilen şairleriyle aynı masada otururken adamların muhabbetinden sıkılıp o masaya çıkması ve siz de şiirlerinizle beş para etmezsiniz deyip onların üstüne işemesi ve onun yine benim çok sevdiğim ben bir başkasıdır cümlesinin Dada manifestosunda ben eşittir ben olmayan şeklinde tezahür etmesi bir tesadüf müydü sizce? Keza Rimbaud 17 yaşında şiir yazmaya başlayıp 21 yaşında şiir yazmayı bırakmış, daha doğrusu şiir denilen şeyi tamamlamış ve kayıplara karışmıştı. Yani şiir denilen şeyi alt üst ederek kayıplara karışan bir genç bir çocuktu kendisi. Nietzsche'ye gelecek olursak, Steven Zweig'ın tanımıyla sadece büyük ve yakıcı anları seven, sürekli tehlikeli belkileri kovalayan, ondan önceki filozoflar ufak ve belli adımlarla kendi güvenli yollarında ilerlerken dosdoğru bir sel gibi kentlere ve uçurumlara akan Nietzsche çok mu farklıydı Dadaistlerden? Nietzsche nihilist değildi. Daha doğrusu nihilist bile değildi. Ama onun nihilizm tanımlamasının Dadaistleri etkilediği aşikar. Tanrı öldü lafının sanat öldü sloganına dönüşmesi gibi. Nietzsche'ye dair en sevdiğim şey bir an olur hayatında ve inandığın her şeyin yıkımını görürsün. Çok sevdiğin birini gömmen gerekir mesela. Elinde kürek üstüne toprak atarsın. Sonra herkes gider cenazeden, sen gidemezsin. Orada böyle mal gibi kalırsın. Her şeyin ters yüz olduğu o hali hiçbir kitap, hiçbir yazar anlatamaz sana. Sonuçta inandığın, güvendiğin her şey bir yük, bir yıkıma uğramıştır. Hatta o güne dek o yazarların, o kitapların seni oyalamış, seni kandırmış olduğunu bile hissedersin. Nietzsche hariç, o cenaze çıkışında seni bekliyor olur. Ama öyle yalandan sırtını sıvazlamak için falan değil. Seni yeni senle tanıştırmak, daha doğrusu yüzleştirmek için. Bu noktada Dada'dan bağımsız bir paragraf açmak istiyorum. Hayatımda ölüme dair okuduğum en iyi paragrafı paylaşmak için. Çünkü bazı şeyler vardır, bunu ifade edemezsiniz. Düşünseniz bile bunu ifade edemezsiniz. Bazen düşündüğünüzü bile fark etmezsiniz. İşte öyle bir paragraf. Bu Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabından. Bunu paylaşmak istiyorum. Onun ölümüyle son tutunduğum dalda kopmuş gibi büsbütün boşlukta kaldım. Kaybettiğim şey benim için o kadar büyüktü ki ilk önceleri bunu bir türlü anlayamadım. Ne de hayatımdaki neticesini ölçebildim. Sade içimde simsiyah ve çok ağır bir şeyle dolaştım durdum. Sonra bu haraplığa daha başka bir duygu, bir çeşit kurtuluş duygusu karıştı. Bir baskıdan kurtulmuştum. Artık o bir daha ölemezdi. Hatta hastalanamazdı da. Orada zihnimin bir köşesinde olduğu gibi kalacaktı. Hayatımda birçok şey daha beni korkutabilir, başıma türlü felaketler gelebilirdi. Fakat en müthişi onu kaybetme ihtimali ve bunun korkusu artık yoktu. Edebiyat budur işte. Olan biteni tek bir duyguyla sınırlandırmaz. İnsanın içindeki, en derindeki, en içindeki duyguyu, o hissi de arar. Çünkü baktığında hayat da böyledir. Acıyla kahkaha, trajediyle absürt hep bir aradadır. Artık bir daha ölemezdi diye sevdiğin birinin ölümüne sevinmezsin elbette. Ama o dibe vuruştan da bir haz, bir zevk duyarsın. Çünkü daha fazla düşeceğin bir yer kalmaz artık. Hayatta hiçbir şey seni daha fazla yaralayamaz, daha fazla üzemez. Cenaze çıkışında bekleyen Nietzsche bu işe yarar işte. Seni o diple tanıştırıp şu an çok üzüldüğün bir şeyin belki de kurtuluşun olduğu gerçeğiyle yüzleştirerek. Konuya dönecek olursak Dadaistlere ilham verdiğini düşündüğüm yazarları anlattım. Peki Dadaistler kimlere ilham vermişti? Biraz da ona bakalım. Dada sonrasında pop art ve sürrealizm gibi sanat akımları başladı. Andy Warhol mesela. Açıyordu televizyonu. O zamanlar en ünlü kim? Marilyn Monroe. Sen misin lan ikon? Hemen bir portresini çiziyordu. Sonra onu çoğaltarak böyle alt alta üst üste diziyordu. Neydi bu? Pop art. Ne işe yarıyordu? Bu da put kırıyordu. Freud'un bir lafı var. Diyor ki tüyler ürpertici bir fotoğrafa tekrar tekrar baktığımızda artık hiçbir etkisi kalmaz. Bu aynı şekilde çoğaltılmış ve böyle yan yana getirilmiş görseller için de böyle. Andy Warhol bu tür böyle popüler kültür ikonlarını, Coca-Cola şişelerini ya da domates çorbasını çoğaltırken aslında şunu kastediyordu. Her obje bir sanat eseri olabilir ve ben sizin o bayıldığınız ikonları 5 dakikada çizip çoğaltarak sıradan etkisiz bir hale getirebilirim. Dada'dan sonra William Burroughs da benzer bir şekilde şiir yazmaya başlamıştı. Cut-up tekniği deniyordu buna. Böyle okuduğu gazete ve dergilerden rastgele sözcükler kesip onları birleştiriyor ve bu şekilde bir şiir yazdığını söylüyordu. Ki yazıyordu da, evet. Güzel de şiirler yazıyordu. Aslında yazmıyordu da.
Keza bizdeki ikinci yeniciler de Ece Ayhan, Cemal Süreya, Edip Cansever ya da Ülkü Tamer gibi şairlerden oluşan topluluğun tümü de Dadaistlerden etkilenerek bu akımı başlatmıştı. Şiiri uyak, kafiye ya da ölçü gibi şeylerden, yani aslında bütün o geleneksel kurallardan kopartmış ve deyim yerinde ise aslında kafalarına göre şiir yazmışlardı. Yani içerik biçimden önce geliyordu. Sinemaya baktığımızda ise Dogma 95 diye bir öyle avantgard bir film hareketi var. Lars von Trier'in başlattığı. Orada da bu genel geçer sinema kuralları alaşağı ediliyordu. Kamera mesela elde taşınıyor. Özel ışıklandırmaya ihtiyaç duyulmuyor ve böyle senaryoya mutlak bağlılık gibi şeyler aranmıyordu. Son bir yapı bozumdan Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabından söz edeceğim. Çünkü hakikaten ilginç bir kitap. Oğuz Atay zaten yenilikçi bir adamdı. Onun zamanında daha çok böyle didaktik bulabileceğimiz şu toplumcu romanlar revaçtayken o bireyci bir roman olan Tutunamayanları yazmıştı. Yapı bozumdan kastımsa şu, romanda zaman kronolojik olarak akmaz mesela. Anlatı da muğlak bir haldedir. Noktalama işaretleri ya yoktur ya da böyle olmayacak yerlerde ortaya çıkarlar. Sıkça olmayan sözcükler de türetilir. Onun böyle başka bir roman olduğunu fark edersiniz yani. Bu kitabı daimi sponsorumuz Storytel'de dinleyebilirsiniz. Şerif Erol çok güzel seslendirmiş. Storytel üniversite öğrencilerine %50 indirimli. Linki açıklamada. Turgut Özben mektubunda bu eseri yayımlamayı düşünürsem, ilgili kimselerle görüşmemi ve onların onayını aldıktan sonra harekete geçmemi istiyordu. Ayrıca kitabın sonuna bana gönderdiği mektubun bir bölümünü koymamı rica ediyordu. Anladığıma göre onu tanıyanlar arasında kendisini en son ben görmüştüm. Bu bölüm için Shakespeare'den bir şiir, daha doğrusu bir sonet seçtim. Hani böyle eskiden beri aşk şiirlerindeki şu arzu nesnesi böyle abartılır, ilahlaştırılır ya. Shakespeare bu sonesinde hem o şairlerle dalga geçiyor hem de bizi sıradanlığın zarafetiyle yüzleştiriyor. Gene bir put kırma olayı yani. Dikkatle dinlemenizi öneririm. Güneşe filan benzemez benim sevdiğimin gözleri. Dudaklarının rengi hiç kalır mercan kızılı yanında. Kar beyazsa eğer boz renk olmalı onun göğüsleri. Tel tel denirse saçlara kara teller biter başında. Nice güller gördüm ben. Pembeli, allı beyazlı. Ama onun yanaklarında eser yok bence bunlardan. Bildiğim kokuların çoğu herhalde daha hoş olmalı sevdiğime yaklaştığımda yüzüme vuran soluğundan. Bayılırım dinlemeye o konuşurken ama bilirim çok daha güzel gelir aslında müziğin sesi kulağa. Doğrusu tanrı çalar nasıl yürür görmüş değilim. Ama sevdiğim yürürken basbayağı basıyor toprağa. Yine de tanrı hakkı için çok güzel o bana kalırsa. Olmayacak yakıştırmalarla donanmış kadınlara kıyasla.